Evet arkadaşlar, şimdi uçacak kuş Ali Rıza kardeşimin yanındaki Ali kardeşimizin kuşu. Ali kardeşim, hemen şöyle yakın kadraja alıyorum. Şöyle. Evet Ali kardeşim, nedir kuşun şu anki durumu? Kanat kaçtı hayvan? 5. Kanat 5'te duman yavru. Dişi mi erkek mi? Büyük ihtimal dişi. Arı takıldı maşallah. Evet arkadaşlar, kuş kalktı. Kalkış güzeldi. Yeğenimiz burada. Tevfik kardeşimiz. Bu arkadaşı zaten tanıyorlar. Karabeli alakaplı. Bak. Metin abim burada. Prenses geldi. Prenses geldi. Kız elektrik mi çarptı seni? Bu saçların hali ne? Ali kardeşim burada. Namı diyar Karabela. Kuş gaz gezmeye başladı arkadaşlar. Bir ısındıktan sonra altına kuş koyuyorsunuz değil mi? Evet. Isındıktan sonra altına kuşunu koyacaklar. Ya yeni zaten hayvan. Şimdi normalde arkadaşlar bana her kuş oynamaz. Bakalım bugün oynayacak mı? Oynayacak mı? Kalkışına İnşallah. Göre oynayacak gibi evet. Kalktı. İnşallah. Ali Rıza Bey ne düşünüyorsun? Ben şüphe içindeyim. Sen şüphe içindesin. Büyük kuşçu var şimdi. Yani bana her kuş oynamıyor arkadaşlar. Beni buraya her çağırdıklarında bir hüsranla karşılaşıyoruz. Bir aksilik oluyor. Ya kuş atmaca alıyor ya bir şey oluyor. İnşallah başına bir iş gelmez. Seyrederiz güzelce kuşu. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Sefer videolarında atacağım arkadaşlar. Bu arada cuma günü Ankara'ya gideceğiz demiştik. Bir videom çektim, onu yayınlayacağım. Ali Rıza kardeşim de gelecek. Ali Rıza, ben ve Nasuh ve Necati hocamız Ankaralı. O hep beraber gideceğiz. Cuma günü nasipse akşam Ankara'dayız. Birilerimi götüremiyoruz baksana. Gelmiyor. Ben gelmiyorum, kuşlarımıza bakalım. O evet, kuşlara baksın. Konuştur reis, biraderimi konuştur. Şimdi 3 gün yoksun yani, anladın mı? Evet, 3 günde suluk doldursan suluk biter. 3 günde suluk doldursan suluk biter. Yani olması gereken o, ben gitmeyeyim diye de söyledim yani. Evet, aynen. Şimdi nasıl durumlar kümeste, bundan başka uçanımız var mı? Vardı abi de kestik onu. Hangisiydi? Bozu kestirdim ona. Boz dişi uzun gideni. Dün mahvetti beni ya. Metin abi de geçen gün, Hakan abi de geldi zaten, ona da izlettik. He. Dedikli gel başlangıcını gör. Nedir durumu? İstikrarlı mı? Güzel abi, güzel, 10 numara. Evet. Tek sorunumuz şu an indirmemesi. He. Çok uzun, bol taklalı da oynuyor hayvan. Birkaç videosunu da paylaştım zaten. Ben atışa girince kestim abi ben onu. Maşallah. Heyecanlı. Yumurta görüp yeniden başlamayı planlıyorum. İnşallah indirir işte. İnşallah. Çünkü genelde uzun ve bol taklalı giden kuş tek korkumuz o. İndirmiyor. Tek korkumuz. İndirmeyince de sıkıntı oluyor. Ama dün 5-6 tanesini rahat bir dün diyorum. Bende çift tepe benekli gök var, biliyorsun değil mi? Uzun gidiyor o da. Ama o da indirmedi hiç. Bu indiriyor abi, uçurduğu yavru. Heh. O da uzun gidiyor ama indirmedi. Uzun takla. Uzun giden hayvan. Abi nasıl indirirse şişmezse, bir de eğer patates olmazsa bakalım ekeliğinde görelim. Onu da çekeriz ya, ayrıca. Artık ekeliğinde abi. Ben sana o gün dedim, gelseydin ne güzel yakalayacaktık. Arkadaşlarımız da izleyecekti kuşu. Evet. Ya bir şey nasip olmadı mı, olmuyor. Olmadı. Hatta dün abi, biraderime de dedim bak bir gün daha keselim dedi. Kuşun dün canı yanıyor. Eksik bir gün daha uçuralım, yarın keselim dedim. Bugün de içi. Bir de ekstradan. Adam inada koydu, yok dedi ya. Keseceğim ben dedi. Anladın mı? İyi dedim, al git. Belki de bir daha bugün de uçursan başına bir iş gelecek. Ya bir de hayvanın kanadının altı hafiften ince tüye girmiş, onu görünce de zaten şey yapmadım. Hiç gerek yok. En güzeli, en güzeli. Üveyiklere koyuyorlar hedefe arkadaşlar, değişiklik olsun diye. Kuşumuz geziyor yüksek ortavanın üstünde, bakın. İyi, gezmesi güzel. Bakalım hedefe kuş açtığımızda neler yapacak. Hep beraber izleyelim. Aferin sana. Arkadaşlar kuş, şöyle zoomlayayım. Şöyle bir zoomlayayım sizi, bakın. Aferin, aferin sana, çok güzel kapatıyor.
Kuş güzel, fena değil. Atacak oradan. Atacak. Olacak. Buradan atacakmış. Öyle diyor. Atmadı. Atmadı. Nasuf çağırın bana. Nasuf çeksin video. Nasuf şeye gidiyor. Nasuf da geldi mi? Kuş atıştan başka bir şey yapmıyor. Bu kuş nedir diye sorsam ayıp olur mu? Bu yorum var mı yok mu bu konuda? Vallahi reis. Yorum açık mı değil mi onu bileyim. Biz her şeyi açıyoruz. O zaman nedir bu kuş? Babası benim kuşum, anası senin kuşun. Senin bol dumanlarla bizim dumanları kırdık. Bir çalışma yaptık. Sence olmuş mu? Tutmuş mu? Ya büyük bir ihtimal benim görüşüm %99 tutuk. Ama daha yeni olduğu için net bir şey diyemem. Ben bir üstünü uçurdum abisini, makasladım şu anda, jübile yaptırdım. 1 metreden 40 metreyi 7 takla 8 takla gördü. Bu mesafeleri geçer. Bu geçer, rahat geçer. Çünkü dün kendim izledim, hatta biladere de söyledim. Biladerim yoktu. 17 tane yaptı, 4-5 metreden aldı. Tabii dün araba falan yoktu. 4-5 metreden yaptı. Rahat 35-40 metre. 9 taklayla 15 takla arası, evet. Silah gibi, ok gibiydi. Maşallah. Bir de tüyde hayvan tabi. Ya çok aşırı tüyde demeyelim de, yalnız kanat altında var biraz tüy. Normalde bu hayvan uçmaması lazım. Ama ben bu sene ikna ettim. Hüseyin Sığırcı'ya kuş uçuracağım sana dedim. Genelde benim kuşlar Hüseyin Sığırcı geldiği zaman oynamıyor. Ay yaptığın zaman tabanı dönmen lazım. Vallahi işte reis, uçuruyoruz, hep beraber izleyeceğiz. Maşallah, olur. Eğer olur olur. Şu bir hafta 10 gün içinde 3 metreye indirirse, aferin, saatini de doldurursa, baba da öyle dayı. Kupayı defterini kapatır, onu söyleyeyim. Buradan ben uçurana kadar. Ben uçurana kadar kapatırsın. Ben seni, Ahmet'i, Mehmet'i bilmem. Ben kendi uçurdum bilirim. Yalan mı Mehmet'in usta? Tamam, uçur. Ben diyorum, eğer sağ kalırsa Akdeniz'e biladerin adına kaldıracağım. Tevhik. Kumcu fuarına kendi adıma kaldıracağım. Tamam, kaldır. Son 4-5 gün, başka bir şey değil. Tabii maşallah. Nasip kısmet. Allah yolun açık etsin kardeşim. Amin cümlemizin abicim. Yani bunun büyükleri ben de biliyorsun. Yani konuşurken benim yanımda cümlelerini dikkatli çek, aklını alırım yemin olsun. Çok korktum. Biladerimi de konuştur benim. Biladerim ekser, bu kuşa emek harcayan biladerim. Ben şimdi güzel kardeşim için... sen nasıl... Aha patladı. Çok da reklamı sevmem ama kuş söylesin her şeyi, biz söylemeyelim. Maşallah. Arkadaşlar şu anda hava sıcaklığı 37-38 derece. Öyle söyleyeyim size. Bu kuş bu sıcaklıkta uçuyor. Yani 37-38 derece. Bu serin bugün biraz da. Temmuz ayında biraz da serin. Kanat altı kılçık tüyü de var. Yani emek var. En önemlisi de emek var arkadaşlar. Yani şaka maka bir taraf. Hani biz muhabbet ediyoruz. Benim dişim onun erkeğe fark etmez kuş. Sonuçta bu kuştan çıkıyor. Öyle öngörmüşüz, öyle eşlemişiz. Allah da bize işte bunları nasip etmiş, uçuruyoruz. Ama daha ileride çıkar mı? Çıkar. Daha kötüsü de mi çıkar? Çıkar. Kuş bu sonuçta yumurtadan çıkıyor arkadaşlar. Yani hani diyor ya, yumurtaya can veren Allah'ım bunu niye görmedin? Yani şu üveyik bile bak yumurtadan çıkıyor. Aha bak orada. O da sefer yapıyor taklasız boş. Yaklaşık bir 15-20 metre çıkıyor. Ondan sonra da salıyor kendini. Öyle kuş uçuran arkadaşlarımız da var. Ama sıkıntı yok. Bizde kuş havada olacak arkadaşlar. Biz havada seviyoruz. Canlı canlı çekiyoruz. Canlı canlı izliyoruz. Onun heyecanı orada. Yalnız reis bir şey daha söyleyeceğim. Ben Romel'le kuş uçururken başlattığım kuşu kendi seyisliğime güvendiğim gibi yeğenim Ali Rıza'nın seyisliğine de güveniyorum. Genelde uçurduğum kuşları Sayın Ali Rıza Bey'e soruyorum. Nasıl bu kuş olur mu diye. Şimdi milleti içinde de diyorum Ali Rıza Bey. Bir yorum yapar mısın kuşa? Çekirdekten yetişmiş büyük doğru kuş olacak ileride inşallah. Evet. Kuşun içine biz giremeyiz. Ama bu kuş adam akıllı olmuş. Olmuş değil mi yani? Kuş, bir de yavrudan yumurtada göreceğiz. Ha. Yavruya kuşu mu göreceğiz? Nasıl olacak? Eğer bozmazsa, bu randımanla devam giderse, biraz da kendini toplarsa. Devam. Of diyorum.
Bu arada Ali Rıza kardeşimiz iki kere operasyon geçirdi. Kaza yapmıştı arkadaşlar. Yeni yeni kendine geliyor. Bu mahallede yani ondan hızlısı yok. Kuş uçurmada. Kuşun içinde ne varsa dışına çıkarır. Hakkını verir. Kuş uçurur. Eğer onda uçan kuş olmadıysa olmamıştır. Buna biz de kanaat getiriyoruz. Çünkü kuş uçurmayı bilen bir kardeşimiz. Yaşı küçük olmasına rağmen, yani küçük derken 14 yaşında daha. Ama kuşu biliyor, kuşu anlıyor. Çünkü iyi kuşçuların yanında öğreniyor bu işi. Şöyle göstereyim. Şu çiçek. İyi kuşçuların yanında öğreniyor. Bir de kendimi çekeyim şöyle, ben de görün. Ha şöyle. Aferin vallahi, biraz da bu şeye yakın oturuyoruz arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Şimdi oradan dönüp gelir. Dönüp gelir oradan. Aferin. Ay maşallah. 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 Bu arada ben arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Hüseyin abinin 2500 abonede kuş vereceğiz diye söz verdik. Malum Hüseyin abi biliyor, biraz sıkıntılarımız oldu çocuktan dolayı. Kuşla doğru düz ilgilenemedik. Yalnız sözümüz senettir. Bir dahaki çekilişte 3000 abonede yapacağız. 3000 mi olur? 1750 mi olur? Bilmem. 3000. Ne zaman Hüseyin abi okeylerse öz özüne bir çift duman sözümüz olsun. Bu sefer göndereceğiz. Tamam, 3000 abone. Kaldı 450 kişi arkadaşlar. 450 kişiden sonra 3000 oluyoruz. O zaman bir takım kuş, Ali Rıza kardeşimizin sözü yavru, duman yavru size. Kuşları da sevgili biraderim seçecek. Yavruları. Aynen. Üretimhane burada. Üreten burada. Bilezikli. Bilezikli kuşlar arkadaşlar. Maşallah. Bir ilk defa işte saatimiz attı. Abi çok güzeldi. Allah Allah. Serçe takılıyor peşine tüy almak için. Hala gidiyor. Heyecanlandırıyor. Heyecanlandırıyor. Bunu birader anlatsın. Atmaca bulutun içinde peşine bir takıldı. Şu araziye düştü. Biraderle tam 3 saat aradık, bulamadık. Sabahına çıktı geldi. Rengi de koyu ya. Kendisi geldi daha sonra. Maşallah. Allah'tan yara vermedi atmaca. Sadece birkaç tüyüne dokunmuş. Bir iki ayımızı aldı tekrar bu hale getirebilmek için. Aynen. Kuş gerçekten çok uğraştırdı. Bir de Antalya'nın sıcaklarında öyle kolay değil gerçekten. Hatırlıyor musun? Bunun bir o bende uçurduğumun kardeşi Gök vardı. Onu da atmaca kovaladıydı. Aynen. Korkudan uçmuyordu. Sonradan başladı. Şimdi i̇şte başladı geri. Başlamış hayvan iki ay başladı. Sonra yeni havada. Evet. Hani bayağı bir zamanımızı aldı gerçekten. Güzel güzel maşallah. Oyundan çıktıktan sonra gezmeye veriyor güzel, arkadaşlar. Güzel. Yükseliyor orta vanın üstünde. Ama bunun altına bir iki tane daha kuş açsanız daha çok saldırır ve hedefe alçalmaya başlar. Ben şu anda çok saldırmasını istemiyorum sen abi. Biraz sefer arasın, atsın. Ya açar o kendini ben... ayarlar zaten. Yoruldukça açacak, mecbur açacak da. Ama şimdi yani aynen bir tane daha açın. Çünkü kuş bir saldırsın, bir göre yani bir saldırsın ya hayvan. Hırsını bir yensin. Dışarıda patlıyor bak. Hırsını yesin. Zaten keseceğim bunu. Tüye zamanı gelmiş. Tamam. Keseceksin zaten. Yo zaten maksus kesmedim. Sana bir izleteyim. 10 tane yapsa, 5 tane yapsa önemli değil. Keseceğim kuş. Zaten kuş kendini yapmaya başlamış. Sıkıntı olmaz bu saatten sonra. Gelecek gene o. Aferin sana, dönecek. Dönecek. Yok yok, o gelir gene. Maşallah sana. Maşallah sana. Aferin. Evet. Taklayı, taban taklayı döndü mü lastik gibi sünecek arkadaşlar kuş böyle. Altını bile yeni yeni dolduruyor. Evet.
Kaçıyordum arkadaşlar. Alice abi, Elifcan. Alice Elifcan. Ve Üzeyin amca. Aferin sana be. Üzeyin maşallah. Abi. Üzeyin baba. Girecek arkadaşlar gene. Bunu ben biliyorum musun? Eğer o ağaçlar burada olmasa hep oradan gelecekti. Yani alışacak. He. Dön gel lan artık eşek sıpası. Ağaçlar geliyor. Arabadan. Alışacak lan mesela alışacak. Çevir git. Aferin. İnsin. Peşinde arı var şu anda. Maşallah. Ama bu arı nereden geliyor anlamıyorum ki. Arı, arı var ya 1 kilometre 2 kilometreden gelir birader. Baba bir de söyleyeceğim. Demir dağla demir yolda. Gel bakalım ince herhalde arkadaşlar. Kısa daireler yapmaya başladı çünkü hayvan. Yine takla. Gidecek. Evet. Dün ama inecek. Dün yuvarmış. İnce dönme benim. Ha. Yapma. Binemeyeceğini anlıyor. Adını ne saydık değil mi? Ecik Ecik. Dönün gelecek. Dört tane. Ne derdin oğlum? Ben bir korkuyorum. Anne doyamıyorum. Hadi. Geç yerine. Geç. Çok uysunuz ya. Saldırıyor seni abi de ya. Size. Bana ya. Değil ya. Ayağım da saldırıyor. Allah. Metin abi de sen. Bir bana. Baba bir bana da adım. Ama bana saldırması yok. Bana gıcık. Beni deniyor ya Metin de ondan. Bana saldırması yok ama maşallah. Aramız iyi değil yani. Beni. O da dur bana düşman. Yok yok gidiyor gidiyor. Bir türlü barışamaz. Ben de bağırıyorum ona kızıyor bunu. Aferin. Baba sen çok konuşuyorsun ya. Alçak uçuşta geçti kuş. İnmeye geliyor abi. Ha inmeye geliyor artık. Dünden iyice yormuşsunuz hayvanı. Abi dün 10-10 tane yaptı. Aferin olsun. 25-30 metreydi. Olsun olur olur o da olur. Baba dedemin. Yani hep gelip de 16-17 tane oyuncak alıyor ki arada böyle de yapacak. İnme seferleri bunlar. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Şu peşindeki arı da bir gitseydi. Aferin sana. Aferin sana. Böyle inecek kuş işte bak Aliza. Tamam mı? Bak. Olacak kuş döne döneler. Olacak kuş döne döneler. Harmanladı indiği yerine maşallah. Süresi önemli değil arkadaşlar. Yaklaşık kaç dakika? 45 dakika 50 dakika. 40-45 dakika kadar uçtu. Ama hayvan atmaca kovaladı. Bilinen ne oldu? Dinlendi. Kendine geldi. Psikolojisi düzeldi derken böyle. Aliza Bey teşekkür ediyorum kuş için. Emeğine sağlık. Emeklerine sağlık. Daha iyisi olacak inşallah. Bendeki gibi olursa daha iyisi. Biraz daha iyi olur. Sendeki 5'e katlar bu hayvan. Ama ben en son uçurduğumda performansı bunun 2-3 katıydı. Ben izlediğimi bilirim. Sen en sonunu izlemedin. Tamam o zaman YouTube kanalıma giriyorsun bizim kanala. Canlı yayında uçurduğum videoyu izliyorsun. İzliyorum zaten. Onu izle. Canlı yayında uçurduğum en sonu lan.
Orada makasladık zaten Gökhan kardeşimle. Videoda makasladık. Olay bu. Kardeşim emeğine sağlık. Eyvallah abi. Olur. Olmazsa bir level yükseltiriz. Eş değiştiririz. Ben ayarlarım. O bende. Karışmayın. Damızlıkçı ben varım burada. Ben ayarlarım. Tevfik kardeşim bir ayar veririz. Otur istişare ederiz. Gerçi Tevfik abi. Kardeşim sen de çaylar ya. İçin teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Bebiş sana da teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum herkese. Tekrar çekim yaparız. Olsun. Bayramınız güzel olsun.